Merhaba. Bugün size orijinali Yale Üniversitesi'nde doktor öğrencisi olan Julian Chang tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz doğruluk ve geçerlilik. Argümanların pek çok iyi nitelikleri vardır. Örneğin argümanlar açık, net, ilginç veya ikna edici olabilirler. Bu videoda özellikle önemli olan iki niteliği tartışacağız ve buna bakarak da argümanların sonuçlarını kabul edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Bu niteliklerden birincisine bakalım. Bir argümanın öncülleri doğru olabilir. Yani olgusal gerçeklerle uyumlu olabilir. Felsefede doğruluk ve yanlışlık ifadelerle ilgili özelliklerdir. Argümanlarla ilgili değil. İkinci olarak bir argüman geçerli olabilir. Bir argümanın sonucuna argümanın öncüllerinden mantık çerçevesinde ulaşılabiliyorsa o argüman geçerlidir. Bir diğer de işte argümanın öncüllerinin doğruluğu, argümanın sonucunun doğruluğunu garantiliyorsa o argümana geçerli argüman diyebiliriz. Felsefede geçerlilik ve geçersizlik kavramı ifadelerle değil, argümanlarla ilgilidir. Bu niteliklerin aralarındaki farkı daha iyi anlayabilmek için çok sevdiğim bir arkadaşımın köpeği Oscar'ı konu alan birkaç örneği incelemek istiyorum. İşte doğru öncüllere sahip olan geçerli bir argüman örneği. Öncül 1. Bütün Avustralya çoban köpekleri köpektir. Öncül 2. Oscar bir Avustralya çoban köpeğidir. Sonuç. Bu sebeple Oscar da bir köpektir. Bu argümanda hem öncüller doğru hem de sonuç öncüllerden mantıksal olarak çıkarılabiliyor. Bir sonraki örnek, doğru öncüllere sahip olan fakat geçerli olmayan bir argüman örneği. Öncül 1. Bütün köpekler hayvandır. Öncül 2. Bütün kediler hayvandır. Sonuç bu sebeple bütün kediler köpektir. Burada öncüllerin açıkça doğru olduğunu fakat sonucun öncüllerden mantıksal olarak çıkarılamadığını görebiliyoruz. Tabii ki bu argüman çok basit bir şekilde kabul edilemez çünkü sonuç bariz bir şekilde yanlış. Ancak bazen de hem öncülleri hem de sonucu doğru olup yine de geçerli olmayan argümanlar görebiliyoruz. İşte böyle bir argümana örnek. Öncül 1: Bütün köpekler hayvandır. Öncül 2: Bütün Avustralya çoban köpekleri hayvandır. Sonuç: Bu sebeple bütün Avustralya çoban köpekleri köpektir. Bu yüzden bir argümanı değerlendirirken sonucun öncüllerden mantıksal olarak çıkarılabildiğinden emin olmak çok önemli. Şimdi en az bir tane yanlış öncüle sahip olan geçerli bir argümanı inceleyeceğiz. Öncül 1: Yaşlı köpeklere yeni numaralar öğretilemez. Öncül 2. Oscar yaşlı bir köpektir. Sonuç bu sebeple Oscar'a yeni numaralar öğretilemez. Bu örnekte verilen ilk öncül yanlış olmasına rağmen izlenen akıl yürütme biçimi geçerli. Çünkü sonuç mantıksal olarak öncüllerden çıkarılabiliyor. Son örnekte de gördüğümüz gibi argümanın sonucu doğru olabilir. Hatta argüman bunu çıkarımlar doğrultusunda kanıtlayamasa bile Tamam. Şimdi son örneğimize bakalım. Bu argüman en az bir yanlış öncüle sahip ve geçerli olmayan bir argüman. Öncül 1: Oscar'ı seviyorum. Öncül 2: Köpekleri eğitmek kolaydır. Sonuç: Bu sebeple Oscar'a yuvarlanmayı öğrettiğim için bolca ödül kazanacağım. Bu örnekte hem verilen ikinci öncül yanlış hem de sonuç argümanın öncüllerinden mantıksal olarak çıkarılamıyor. Doğruluk ve yanlışlığın, tıpkı geçerlilik ve geçersizlik gibi bir argümanda farklı kombinasyonlarda görülerek dört olasılık oluşturduğunu çoktan fark etmişsinizdir. Hadi şimdi bunları hemen birlikte gözden geçirelim. Olasılık 1. Doğru olgusal gerçeklere sahip olabiliriz. Yani öncüllerimiz doğru olabilir ve bu öncülleri uygun ve doğru bir şekilde kullanabiliriz. Yani akıl yürütmemiz geçerli olur. Olasılık 2. Doğru olgusal gerçeklerimiz yani doğru öncüllerimiz olmasına rağmen Öncülleri doğru ve uygun şekilde kullanmıyorsak akıl yürütmemiz geçersiz olur. Olasılık 3. Yanlış olgusal gerçeklerimiz olabilir. Yani bazı öncüllerimiz yanlış olabilir. Fakat öncüllerimizi yine de uygun ve doğru şekilde kullanıyorsak akıl yürütmemiz geçerli olur. Ve son olarak olasılık 4. Yanlış olgusal gerçeklerimiz varsa, yani bazı yanlış öncüllerimiz varsa ve öncüllerimizi doğru şekilde kullanmadıysak akıl yürütmemiz geçersiz olur. Bir argümanı değerlendirirken o argümanın sonucunu yalnızca birinci olasılığın gerçekleştiği durumda kabul etmeliyiz. Filozoflar bu şartları sağlayan argümanlara sağlam argüman ya da sav adını verirler. Hal böyleyken o zaman neden geçerli olan ama yine de öncülleri yanlış olan argümanlarla ilgilenmemiz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu soruya verilebilecek cevaplardan bir tanesi çoğu zaman öncüllerimizin doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir konumda olmamız. Fakat bu öncüllerimizin doğru olduğunu varsayarak onlardan geçerli şekilde çıkarım yapmak ve böylece doğru bir sonuca varabilmek, bazen öncüllerimizin hakikaten de doğru olup olmadığına kanaat getirebilmemizi sağlar. Çünkü geçerli bir şekilde çıkarım yaptığımız halde yanlış olduğunu bildiğimiz bir sonuca ulaşmak, bize öncüllerden en az birinin yanlış olduğunu garanti eder. Ne de olsa yanlış bir sonuca doğru öncüller takip edilerek geçerli bir şekilde ulaşılıyor olamaz, değil mi? Bir sonraki örneği ele alalım. Diyelim ki Can bir gün patronunu arayarak ona çok ağır bir grip geçirdiğini ve bu sebeple yataktan çıkamadığını söylüyor. Can'ın patronu bu bilgiyi kullanarak şöyle bir argüman oluşturabilir. Öncül 1: Can ağır bir grip sebebiyle hasta yatağında. Öncül 2: Eğer şu an Can hasta yatağında ise bowling oynayamıyordur. Sonuç: Bu yüzden Can şu anda bowling oynuyor olamaz. Bu argüman geçerli bir argüman. Argümanın sonucu mantıksal olarak öncüllerinden çıkarılabiliyor. Patronu canı bowling oynarken görmüş olsaydı buradan nasıl bir sonuç çıkarabilirdi? Bu durumda ikinci öncülle alakalı değişen hiçbir şey olmaz fakat birinci öncül için bazı problemlerin olduğunu söyleyebiliriz. Patron bu olaydan canın hasta bir şekilde yatakta olmadığını çıkarabilir. Yani açık bir şekilde can yalan söylemiştir. Tabii ki bu oldukça basit bir örnek fakat umuyorum ki bize iddiaların doğru olup olmadığını saptayabilmek için sık sık akıl yürütmeyi, muhakemeyi kullandığımızı göstermek için yeterli olmuştur. Yani argümanın öncüllerinin doğru olup olmadığını bilemesek bile, argümanın kendisinin geçerli olup olmadığını bilmek bizim için gerçekten faydalıdır.